Evet sevgili dostlar, selam, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün de kasapların oraya, Köyciz'de, pazar yerinde, kasapların orada Selma ablanın yerine geldik. Orada şey yiyeceğiz, gözleme. Gözleme yiyeceğiz. Niye böyle şeyi gösteriyor Erdem? Güneş var herhalde, onun var. Şey, ışık sorunu var değil mi? Nasıl burayı, geliyorsun herhalde mütemadiyen? Sürekli geliyorum, ben mükemmel yapıyorum. Neresi burası? Burası Köyciz'de pazar yerinin içinde Selma ablanın yeri. Ablam harbiden yapıyor. Ayranı, ev turşusu falan değer yani, kesinlikle gelin. Evet. Ücretleri de makul. Kaç lira mesela kıymalı? Hiç öyle tek sormadım ki abi ama bana çok yüksek gelmedi. Ama sen zenginsin, herkes senin gibi zengin mi buraya gelecek olanlar? Zenginlik yok abi de yani güzel bir şey para harcanır. Evet. Değer o yüzden çok önemsemiyorum. Para var nasıl satıyorsun? Ben para yerim. Para var demiyorum. Para var yer, demiyorum. Yer. Alacaklar görecek ondan sonra. Önce borcunu ödeyecek. Bir şey söyleyeceğim. Alacakları düşünüyorsun ya. Hani benim videolar izlenmiyordu. Esten izliyordun, şimdi izlemiyordum, izlemiyorum diyorsun ya. Alacaklar da izlemiyordur, izlemezler. Belki de. O zaman rahat konuşalım. Ha rahat. Para konuşalım. Çok bende. Ha, ama ödemiyorum. ben de onu tahmin ettim. Alacaklar diyor şu an. Evet. Sen akşam, bu adamlara bugün akşam gönderebilir misin? Kimi ya? Ben abimi dinlenme. Ya abim. Ya gerek yok be. Annen baban. Gerçi ben burada dursam da şey çok detaylı herkesi bilmiyorum çocuğum. Hmm. Çünkü buradan başka yere, buradan çıkamadığım için hani şehir içine gezme şansım olmadığı için, bir de köyden gelip gittiğim için. Hangi köylüsün? Aslen dönüş gelenle zeytin alanları. Elimde önce bir arasını yağlıyorum şöyle. Hı. Ondan sonra oraya veriyorum. Sonra Selma abla dedi, biliyor gibi geldi beni. Beni Umayde'ye bir bayan İstanbul'da. Da sana ya yok. Açın dolabı, bakın her tarafı bir senedir. Önceleri kullanıyordum ama şöyle 4 tane alırdım. Haftada şeyse kimse sana ya sürüyor. İsteyene bir şeyler yapmak zorundasın. Ama şu bir seneden beri dükkan için sana ya bile katıyorum. Evet. Zeytinyağı kullanıyor musun? Bak işte zeytinyağı. Şimdi üstüne de domates açacağım. Domates. Çeviri ve Altyazı M.K. İstanbul Çamlıca Kız Lisesi'ne gittiğim için yani orada böyle genel diyorum yani Allah insanı bir yerlerden çekiyor herhalde diyor. Hep müşteri ister istemez deniyordu ama arkadaş kardeş diyorum ben. Evet. Hep İstanbul. Müşteriniz hep İstanbullu mu? Geneli İstanbullu. Diyorum ben çekiyor bir şey buraya, siz nereden geldiniz? Evet. İstanbullu. Beni çeken bir şey vardı. Benim masada gönüllü yazar geldi zamanında öbür masadaydı. Buradaki ondan sonra neydi? O genç bir ağla da oturuyor şimdi. Şey var. Özgün Amal var. Bak, Özgün Amal. Annem 81'li. Buradan gelip geçiyor. Evet. Bana bakıyor. Ben de bakana selam vermek zorundayım. Evet. Ablam dedim.
Ben seni tanıyorum ama çıkaramadım. Söylesene kim oldun dedim ben. Hı. Ben Özgün Aman dedim. Dolaş dedim seni bir güzel yapacağım. Gerçekten bak. Evet. O kadar şey ki. Ama bir sene, bu sene vuramadım. Pek görüşmüyoruz İstanbul'da. Evet. Aracağım. Gönüllü yazar geldi mi? İstanbul'da mı geldi, burada mı geldi? Şimdi değil, öbürkü dükkanlardayken çok eskiden. Nerede ama sen 6-7 sene olmuş. Evet. Şimdi. Hani reklam için, reklam da değil. Yol buraya düşmüş. Evet. Bir arkadaşıyla geldi, tesadüf görüştük yani. Aslında bir şey. Sen de ünlüsün artık. He? Sen de ünlüsün. Teşekkür ederim. Gece o arkadaş. Abla dedi benden hani şey anlamadım. Ben muhabbet ediyorum. Yaşadıklarımı söyleyeyim. Evet. Abla dedi seni ben dedi şeye kaydedeceğim dedi. Ayda 125 lira fayda edecekmişim. Ablam ben o kapasitede biri değilim. Ben reklama ihtiyacım yok dedim. Ben 32-32 sene görüntüyüm zaten dedim. Evet. Çünkü burası çok... Şu an hani eş dost sayesinde ayaktayız ama... Evet. Çok hani göz önü çok şey bir yer değil. Çok ciro döndüren bir yer değil. Evet, evet. Ne güzel, tertemizsiniz bu arada. Yerde dükkan da çok temiz. Mutfağınız da pırıl pırıl. Evet, zaten bak temizlik anca başlamıştım, bir müşteri diyorum, kendi köylü müşterilere geliverdi. Evet. Bunları toplayamadım, ha sildim, bulaşığımı yıkadım da. Evet. Başladım ablası, birinci işte geliyor şimdi, ikinci ocağı koydum mu? Ortaya koysam hep kişi yiyebilirsiniz değil mi? Tamam. Bu da pul biberimiz. Sizde de var herhalde. O kaşar nasıl bulabilirim onu? Ne diye geçiyor kaşar? Nihayet gözlemimiz geldi. Burada çiçek yağı ve sana yağı kullanılmıyormuş. Evet. Selma ablayla konuştuk biraz önce. Çiçek yağı yok dedi. Bir de dedi evet. Biz zeytinyağı kullanıyoruz dedi. Sana yağı da yok dedi. Tereyağı kullanıyoruz dedi. Bakacağız şimdi lezzetine. Erdem zaten Erdem tavsiye ettiyse Erdem getirdi zaten. Hesabı da ödeyecek. Değil mi? Var. Hayır canım ben de para ödeyeceğim. Çocuk. Tamam abi. Yanarsın. Onlar ne? Demin Mehmet abi sana belediye hazır abi. Sana bir söyleyeyim. Bunlara doğru, bak. Doğru konusunda ne? Böyle bir iyilik yapar mısın abi? Çok sağ ol abicim. Allah razı olsun. Abi bir şey söyleyeceğim. Çok sıcakmış lan. Tamam abi. Allah razı olsun. Hı? Niye bu kadar sıcak? Hı? Niye bu kadar sıcak? Bu kadar taze işte ya. Mikropları öldürsün içindeki. Hı? Mikropları öldürsün. Ulan öyle bir şey olsa sen öldürür önce. Ne öldürsün işte. Şaka yapacağım. Arkadaşlar böyle şakalar yapmazdım ben. Erdem benim çok eski bir dostum. Onun için... Erdem ölen gayri ihtiyarı derler. Espri yaptım. Evet. Yalçın abi beni konuşturuyorsun böyle. Yemeği yiyorsun ama arada. Ben... Selma abiyle, Selma ablayla konuştum. Gönüllü yazar onun müşterisiymiş. Burada da Özgün Amal ile karşılaşmış gelmiş. 5-6 aydır gelmiyor diyor ama diyor genelde diyor müşterimdir diyor. Çok severim diyor. Çok çıtı bıtı, çok tatlı bir kız diyor. Ben de göre de öyle zaten. Ben de eşi dedim arkadaşım Ahmet. Çok iyi bir insan. Örnek bir insan. Hı. Ama biz de örneğiz abi. Hı? Biz de iyi bir örneğiz canım. Bu ayrı. Şöyle söyleyeyim. Onu başka bir platformda konuşalım. Hı. Olur. Ahmet,
güzel gelmiş. Ayran bir de ev yapımı ayran varsa şimdi. Var burada. Var. Süzme yoğurttan ev yapımı ayran. Evet arkadaşlar, Köyceğiz'de Selma ablanın yeri. Kasapların orada hemen. Pazar yerinin içinde. Bir şey söyleyeyim, gerçekten kıvamı çok güzel ya. Genelde şey oluyor, kuru oluyor. Genelde kuru oluyor, kabızlık yapıyor. Onun için ben şey yapayım dedim. Hadi ekmek alabilir miyiz? Sen ayranı ver. Niye geçmiyorsun? Ayranı beğendin mi? Delikanlı gibi bak. Reklam yapıyormuş, modüle yapma. Ya reklam yapacak bana kere. Sen Vedat Miller gibi böyle hemen övme sürekli. Yok yok. Şey bu. Ayranın bak hafif buz geliyor bak gördün. Hmm. Tuzu, kıvamı nasıl Allah aşkına? Kese yoğurdu. Süzme yoğurttan. Kese yoğurdu. Kese yoğurdu. Süzme de değil. Kese yoğurdu işte. Süzme değil mi kese yoğurdan? Abi kese yoğurdu bizim evde köylü yapıyor. Abla kendi yapıyor. Hmm. Öbürü hazır alıyor süzme yoğurdu. Hmm. İkisi de aynı şey hemen hemen. Evet. Vallahi mükemmel yani. Birisi ticari, birisi evet. Evde kendine yapılan. Doğal, organik. Hı, doğal. Bu işte o. Nasıl soğudu? Sen iyiyim ben de lan. Soğumadı abi, elim yandı. Soğumadı. O zaman şuradan bir de elle yemek lazım. Çünkü elle yiyince temas olduğu için doyduğunu anlıyorsun. Daha lezzetli geliyor. Bence. Ben de kaç çatalla yoldum. Abi domatesle bile zehre şey yok. Belli yani. Bu acaba şey sera mı tarla mı? Kesinlikle tarla. Evet. Bak domates çok güzel. Turşu bile nasıl baksan abi. Ayran çok güzel. Bundan sonra gözleme de güzel. Turşu? Turşuyu da yedim de tam anlamıyorum. Şu turşuyu tam anlayamadım ya. Turşu biraz sıcakta beklemiş daha önce de. Ondan. Ama aslında 10 numara turşu var. Çok sıcak ya. Şöyle yapalım da. Ben şu anda gurme moduyla takıl. Niye? Yani, ben gurmeyim de zaten. Lanet bir damak zevkim var benim. Değil mi? Güzel tadım şeyim var. Öyle olmasaydı burayı bulmazdım. Mustafa'ya baksana ikinci tabağa geçti. Evet. İkinci tabağa geçti. Ya gözleme seven herkes mutlaka gelip denemesi lazım. Bize iyi, başkasına kötü olabilir. Bir de şey diyeceğim, Özgün Amal burada iniyorsa o Özgün Amal doğal besleniyor. Benden de zeytinyağı alıyor. Yani pahalı bir zeytinyağı alıyor. Yani öyle damak zevki olmasa öyle bir şey yapmaz. Sonuçta şey, kız hem ünlü hem de organik takılıyor. Ben, annem de çok güzel börek yapar. Benim Yozgatlı ya. Onların işi bu. Annemden sonra senin bacın Birgül. Birgül ablanın böreği de onunla. Yani Birgül'ün şeyi o evde yapıyor ya, ticari olmadı. Hiç ticareti yok onda. Ama ablam da yani Allah var şimdi Birgül ablanınkine yakın yapıyor. Çünkü peynirlisin de. Alo. Tayinli bal. Denesene bir. Deneyeceğim. Şu katmez. Yalçın bu Fiyozlar ceza. Arkadaşlar, tahin katmer geldi. Şöyle gözleme bitirdik. Normalde Erdem çok seçici bir adamdır. Ege'nin ve Akdeniz'in en iyi işletmecilerinden birisidir Erdem. Tanıştırayım bu arada Erdem'i. Telve, Mola'da Akyol üzerinde Moballa'nın karşısı. Telve. Petit'in karşısı Telve Kafe. Aynen. İşletmecisi. Ondan sonra bugün bize dedik ya, zorla getirdi buraya abi dedi, çok sevdiğim bir yer var dedim. Ben dedim gözleme. Yemeğe sana söyleyeyim parasını sen ödeye Alçın abi. Şimdi şaka yapıyor da şöyle dedi ya, gel abi dedi size dedim parasını hayatta olmaz dedi, ısmarlayayım dedi.
gözleme ve katma dedi. Gerçekten de getirdiği kadar varmış. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de teşekkür ederim. ne diyorlar? Allah kesene bereket. Kesene bereket. kesene bereket Erdem'cim. Erdem Tanzi, Tel ve Kafe Restoran'ın sahibi şeyde Muğla'da. Acaba izleyen olur mu ki? Gerçekten reklam yapsak izleyen olur mu? Bilmem. İzleyenler yorum yap. Yağçın Avcı selamıyla gelen bir kişiye akşam yemeğe hediye. Vay be. Onu bana versen de kimseye. Hayır, senin gelip izlemiyorum. Faydası olacak mı? Kaz gelecek yerden tavuk gelecek. Aynen. Evet. Yalçın Avcı'nın selamını söyleyip kafede oturan bir kişiye akşam yemeği bedava. Yemekte ne var? Ana yemek. Alakart bizim orası. Her şey var. Et de var. Tavuk da var. Evet. Pizza da var. Her şey var. Vay be. Oğlum ben gelsem. Reklama bir bakalım da senin adına bir ararsa. Evet sevgili dostlar. Bir kişiyi ağırlamak isteriz yani. Evet, bir kişiyi Tel ve Kafe Restoran'da Erdem ağırlıyor. Evet. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, köyciz Selma ablanın yeri. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.